Ankara merkezi 29 ilde başlatılan demir yumruk operasyonunda her yerden para çıkıyor. Demir çelik sektörünü manipüle eden şirketlerin yaptığı vurgun dudak uçuklatırken Erol Evcil'in emniyetteki sorgusu da devam ediyor. ...105 milyarlık sahte faturayla devleti 25 milyar lira zarara uğratmışlardı. Demir çelik piyasasını manipüle eden şirketlere yönelik operasyonda gözaltı sayısı 310'a ulaşırken... ...İstanbul'da baskın yapılan bir firmanın kasasından 500 milyon lira çıktı. Polisin o parayı toplayıp sayması bile saatlerini aldı. Aralarında Erol Evcil'in de olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri polisin takibindeydi. İddiaya göre demir çelik sektöründe zora düşen firmalara çöken çeteler tekel oluşturuyor, haksız kazanç sağlıyor, fiyat istikrarını bozuyor ve sahte faturayla vurgun yapıyorlardı. Baskın yapılan bir firmanın kasasından çıkan paralar da şok etkisi yarattı. Polis para sayma makinesiyle o parayı kayıt altına aldı. Ele geçirilen belge ve ziynet eşyaları da kamyon kasalarını doldurdu. Çetelerle bağlantılı 39 firmaya kayyum atanırken Erol Evcil'in emniyetteki sorgusu devam ediyor.